Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu tercih destek programında öğrencilerle buluştu. Gençlere sevdikleri ve ilgi duydukları bölümleri tercih etmelerini tavsiye etti. Bir bölgede bir ayakkabıcılık bile yapsanız o bölgenin en iyi ayakkabıcısı, en çok satan ayakkabıcısı olmak için çalışmanız gerekiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, üniversiteye girecek öğrencilere tercih döneminde yardımcı olmak amacıyla İstanbul'da düzenlenen tercih destek programına katıldı. Konuşmasında üniversite eğitiminin önemine değindi. O üniversite tabii ki olması gereken bir dönem, almanız gereken bir eğitim ve o da orada sevdiğiniz bölümü seçmeniz, o sevdiğiniz bölümü en az 4 yıl bir eğitim alacaksınız. Bu 4 yılı dolu dolu yaşamanız, o hayata katacağınız vizyon ve dünyaya bakacağınız göz sizler için tabii ki çok önemli. Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendisliği Fakültesinden makine mühendisi olarak mezun olan Kara İsmailoğlu, öğrencilere mühendislik bölümleri hakkında bilgiler verdi. Bana sorarsanız mühendis olmanızı tabii ki ben size tavsiye ederim. Ama tabii bunu isteyerek yapmanız veya isteyerek tercih etmeniz çok önemli. Ama mühendisliği niye tercih edersiniz diye size tavsiyede bulunursam, çünkü mühendislik insanların hayatını kolaylaştırıyor, yeni bir şeyler üretiyor, sürekli zihninizi yeniliyor. Yaptığınız işler sonucunda insanların yaşamını kolaylaştırıyorsunuz, onların yaşamına pozitif etki ediyorsunuz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dernek başkanlarıyla bir araya geldi. Gündeminde terör vardı. DEAŞ, FETÖ ve PKK'ya dikkat çekti. Bu üçünün de kaynağı bu topraklar değildir. ABD pişirmektedir, Avrupa üzerinden Türkiye'ye göndermektedir dedi. Hayırlı günler diliyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul'daydı. Esenyurt'ta 10 Temmuz pazar günü yaşanan su baskınından etkilenen Pınar ve Yeşilkent mahallelerinde incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla bir araya geldi, sorunlarını dinledi, yetkililere talimat verdi. Soylu, kentte Doğu ve Güneydoğu dernek başkanlarıyla da bir araya geldi. Gündeminde terör vardı. Bir saldırıyı gerçekleştirmek için FETÖ'yle, PKK'yı da, DEAŞ'ı da aynı şekilde bizim birliğimizin üzerine salmaya çalıştı. Bakan Soylu, 3 terör örgütünün de kaynağı aynı dedi. 2-3 tane işle karşı karşıya geldi. Bunlardan bir tanesi FETÖ'dür. Müslümanlığı istismar etmek ve başkalaştırmak için bir hedef ortaya koymuştur. İkincisi PKK'dır. Sadece terör değildir. Aynı zamanda inancımıza ve kültürümüze yönelik işlenmiş bir terördür. Bizi kendi değerlerimizden, bizi kendi inancımızdan, bizi kendi birikimimizden ayırmak için ortaya konulmuştur. Üçüncüsü de DEAŞ'tır. Bakın üçü de, üçünün kaynağı da mahreci de bu topraklar değildir. Amerika pişirmektedir. Avrupa'nın üzerinden de Türkiye'ye bunu göndermektedir. Bu kadar açık ve net. DEAŞ da aynıdır. FETÖ de aynıdır. PKK da aynıdır.